Değerlerin psikolojisini araştırırken değerler bizim öğrencilik yıllarımızda, asistanlık yıllarımızda değerler psikolojinin, psikiyatrinin ilgi alanında değildi çok fazla. Değildi. Yani insan psikolojisini 3 duygu, düşünce, davranış diye 3 ayağa indirgenmişti. İnsan hemen hemen bunun üzerinde gidiyordu. Ama daha sonraki yıllarda koruyucu ruh sağlığı ortaya çıktıktan sonra insanların hasta olmaması için ne yapılabilir? Bu ortaya çıktıktan sonra değerlerin önemi fark edildi. Çünkü hekimlikte 3 tür hekimlik vardı. Biri hep bilinen tedavi edici hekimlik. Hastalığı alırsınız, işte depresyonu, bipolar bozukluğu, şizofreniyi, Alzheimer'ı, otizmi, obsesif kompulsif bozukluğu neyse alıp tedavi edersiniz ya da Alzheimer vesaire edersiniz. Bu tedavi edici hekimlik, bu böyle cost efektif değildir. Yani maliyeti yüksektir. Bu zaman ve harcama açısından hasta içinde, devlet içinde ciddi bir külfettir. O halde ikinci hekimlik önemli, önleyici hekimlik. Yani erken teşhis önemli. Hastalıkların ön belirtileri vardır. Mesela vücudunda bir yerde bir öksürük varsa, ufacık kan geliyorsa akciğerinde bir şey vardır. Hemen gidip erkenden yakalatabilirsin akciğer tümörünü gibi. Erken teşhis önemli burada. Bu da önleyici hekimlik. Ama asıl en kıymetli hekimlik koruyucu hekimliktir. Kişi nasıl yaşarsa ruh sağlığı yerinde olur. Nasıl yaşarsa hasta olmaz. Yapılan çalışmalar hastalıkların %60-70'inin yaşam stiliyle ilgili olduğunu göstermiştir. Beslenme stili, düşünce stili ve hayat stili, yaşam stiliyle ilgili olduğunu göstermiştir. Yani nasıl yaşarsam, doğru yaşa, mutlu ol diyoruz onun için. Doğru yaşarsan mutlu olabiliyorsun. Nasıl yaşarsan mutlu olurum. Mutluluğu hedeflediğin zaman mutlu olamıyorsunuz. Ama doğru yaşarsanız mutlu oluyorsunuz. Şimdi onun için mutluluğun standartlar birimi ölçüsüdür aynı zamanda değerler. İnsanın mutlu olması için well-being dediğimiz, yani iyilik halinin, ruh sağlığının iyi de olmasının arka planında bazı değerleri hayatında yaşatması gerekiyor bunun. Yani bunu standartlar kümesidir. Standartlar kümesidir değerler. Bu standartlar kümesi olarak değerleri biz hayatımızda yaşatırsak o değerler bizi korur. Farkında olmadan biz hayattaki fırtınalara, olaylara, şeye karşı hep doğru pozisyon alırız. Doğru kararlar veririz. Bunun farkında bile olmayız biz bunu yaparken. Bu değerler öğrenilmesi gerekiyor. Değerler genetik olarak gelmiyor. Bak mesela eşleşme biyolojiktir ama evlilik kültüreldir. Yani yemek, içmek, üremek biyolojiktir ama iyi insan olmak kültüreldir, öğreniliyor. Yani insan doğuştan feral child vakaları var, literatüre girmiş. Mesela Ukrayna'da bulunmuş vahşi çocuk var. Yani internete girip bulunabilir, Ukraynalı vahşi çocuk diye bulunur. Orada çocuk 10 yaşlarında bulunmuş. Bir kız çocuğu, anne baba ikisi de alkolik. Ve çocuğuna hiç ilgilenememişler. Köpeklerin arasında büyümüş bahçede çocuk. O yaşına kadar da gayet sağlıklı gelmiş. Fakat çocuğu buldukları zaman bir bakıyorlar ki çocuğun davranışları yanında büyüdü. Köpekler gibi yemek yiyor. Köpekler gibi 4 ayak üzerine gidiyor. Ve akan suya başını sokuyor. Ağzında ellerini kullanmadan yiyor. Ve bu şaşırmışlar. Ve kız erkek olduğu bile belli değil. Yani cinsel kimlik de gelişmemiş. Bu 10 yaşlarında bulunuyor. Ayakta yürümeyi yıllar içerisinde zorla öğretiliyor. Onun üzerine bu yani 50 literatüre girmiş 50 civarında vahşi çocuk var. Bu psikolojinin yeniden yazılmasına sebep oldu. Ve çocuğa küçük yaştan bizim insani değerleri bile öğretmemiz gerekiyormuş. Bunlar genetik olarak gelmiyor. Yaşandıkça paylaşımla ortaya çıkıyor insan. Yani bir insanı tek başına bir ormana doğar doğmaz bıraksanız, hangi hayvanın yanında büyüdüyse onun da, kişiliği gelişecek onda. buradan çıkan o. O halde sosyal yapı insanda çok önemli burada. Yani bu nedenle bizim insan ilişkisel bir varlıktır. Nörobilimin bize öğrettiği ilişkisel bir varlıktır. Hatta bırakalım nörobilimi, fotonlar bile evrende konuşuyor birbiriyle. Bu CERN deneyleri yapıldı biliyorsunuz. CERN deneylerinde yani değerlerden açıldı. Kuantumla da ilgili bu değerler. CERN deneylerinde İsviçre'de yapılan, Cenevre'de yapılan deneyde fotonlar çarpıştırılıyor biliyorsunuz. Çarpıştırılınca belli bir ışık hızının üzerine çıkartmaya çalışıldı orada. Işık hızının üzerine çıktığı zaman o Chicago'daki laboratuvardaki foton da aynı anda hareket ediyor. Yani buna foton telepatisi deniyor. Fotonlar konuşuyor. Fotonlar konuşuyor. O halde buradan hareketle şu teori geliştiriliyor şimdi diyor, deniliyor ki fotonlar konuşabildiğine göre diyor biz 1 milyon ışık yılı olan uzakta olan bir yıldızla bizim foton böyle telgrafta vardı ya da böyle kısa uzun çizgilerle iletişim kuruluyor ve bununla fotonlarla, çünkü fotonlar ışık hızından daha hızlı giden fotonlar, bunu öğretirsek iletişim kurulabilecek. Foton telepatisi diye şimdi bunun üzerinde CERN deneylerinde çalışmalar yapılıyor. Yani ışık hızı bittiği zaman şu andaki mevcut fizik bitecek. Ama bunun ötesinde Higgs bozonu var biliyorsunuz meşhur. Bu aslında bize deney üstü gerçekliği gösteriyor. Yeni bir gerçeklik açılıyor önümüze. Yani önümüzdeki 10 yıllarda bunu göreceğiz biz. Bu kavramda insanı insan yapan bizim genlerimiz değil. Genlerimizde 30-40'lık özellik veriyor. Genlerimiz bir yetenekler kümesidir bak. Bir insan insanca ortamda olursa insan olabiliyor. Hayvanca bir ortamda olursa hayvan kalıyor insan. Onun için ama bir maymunu al, sen 1000 sene insanlar arasında yaşat, o maymun insan olamıyor, insan gibi davranamıyor. Öğrenemiyor insanlığı. Ama bir insan bunu öğrenebilir. Onun için metabolitsel genler, zihin üstü genler var insanda bununla ilgili. 4 tane önemli gen var bak. Birincisi anlam arayışıyla ilgili gen var insanda. Yani bir köpeğin hayal dünyasını düşünün, kemik vardır. Ama insanın hayal dünyasını düşünün, hayal dünyasında insanın ne vardır? Kuantum dünyada gezer. Yağmurlar yağdırır, savaşlar çıkarır, dünyada iyiye kötüleri savaştırır, hayal kurar. Her insanın gerçekliği farklıdır. Yemek, içmek, öğrenmek değildir. Her insanın hayal dünyası farklı zenginliktedir. Her insanın farklı bir hikayesi vardır. Bunun gibi bu anlam arayışı insanda var. İkincisi insanda yenili arama geni var insanda. Yani hatta dikkat eksikliği, hiperaktivite olan kişilerde bu genin ADHD, dikkat eksikliği geniyle aynı gen lojunda olduğu tespit edilmiş. Hiperaktif kişiler onun için genine daha çok açık oluyorlar. Yani keşfedici kişilikler ortaya çıkıyor bunlar. Yani hiperaktivite kişiler, bu kişiler daha çok yeni deneyimlere daha açık oluyorlar. Daha çok girişimcilik, yenilikçilik konusunda daha başarılı kişiler oluyor. Bu geni daha aktif olanlar, ya bu gen herkeste hemen hemen var. Fakat bazıları onu kullanmadığı için köreliyor. Ama bazılar kullanarak gen ifadesini artırıyor. Gen protein üretiyor. O kişinin beyninde nörojenezis oluyor. Yeni hücreler üretiyor beyin ve böyle durumlar. Yeni deneyimler açık olan kişilerin beyninde devamlı yeni hücreler üretir. Yeni sinir hücrelerinde yeni göçler olur, yeni bağlantılar olur ve bu kişiler Alzheimer kolay olmazlar bu tarz kişiler. Yani 3. bir diye de insanın zaman algısıyla ilgili gen var insanda. İnsan dışında hiçbir canlı geçmiş ve geleceği düşünmez. Bir gün sonra, 2 gün sonra ne yapayım diye düşünmez. Ne bulursa yer. Aslanın hayatına bir bakın. 15 saat uyur, 200 saat avlanır, 200 saat çocuklar oynar, diğer zamanlar hep yatar. Yani bir yatırım yapayım, gelecekle ilgili şunu biriktireyim, bunu yapayım yoktur. Yani genetik kodları neyse ona göre hareket eder. Genetik, ama insan öyle değil. İnsan da bir geçmiş ve gelecekle ilgili projeksiyon geliştirme kapasitesi var. Bu da metabolitsel gen olarak bir gen, bunun üzerinde çalışmalar var. 4. de ölümün farkına varmak geni var insanda. Diğer hiçbir canlıda ölüm, diyelim kesimhanelere gidin, sıradadır hayvanlar, kesilecektir. Sadece o anda bir itiraz eder hayvan. Onun dışında hiç farkında değildir. Yani ölecek, ölüm algısı yoktur. Onun için hayvanlar çok mutludur. Hayvanlar, bir insan düşün, idam sehpası var, cezaevindesin, 100 gün sonra idam edileceksin. O sehpaya her gün bir adım yaklaşıyorsun. Sen burada oturup rahat rahat yemek yiyebilir misin? Oturup ziyafet çekebilir misin? Yani ondan sonra o idamdan sonrasıyla ilgili kafa yorman, ölümü açıklama getirmek ihtiyacı hissedersin. Onun için düşünen insanlar bu felsefe alanıdır. Felsefe akıl yürütmeyle ilgilenir. Felsefe akılla ilgilenir. Ama şu anda bilimin yeni menzili duygular. Bu duygular değerin önemini ortaya çıkardı. 90'lı yıllarda duygular bilimsel kategori olduğu anlaşıldı. Peki duyguları nasıl yöneteceğiz diye araştırıldı. Duyguları yönetmek için değerlere ihtiyaç var. Ne iyi, ne kötü, ne doğru, ne yanlış. Ne uygun, ne uygun değil, ne güvenli, ne güvenli değil. Beynimiz devamlı bunun kararlarını veriyor. Her dakika, her saniye yaptığımız her şeyde hayat bir seçim onun için. Hayat bir tercih. Hep karar, bu değerler bizim karar vermemizde kalıp yargılardır değerler. Bu kalıp yargılarımıza göre biz karar veriyoruz. Yanlış kalıp yargılarımız varsa yanlış kararlar veriyoruz. Biz terapilerde kişinin yanlış kalıp yargılarını düzeltmek için seanslarla uğraşıyoruz. Yani kimse beni sevmiyor gibi bir kalıp yargısı var mesela bir insanın. Yani yahut da en büyük benim diye bir yargısı var. Yani bunları kişi bunlarla yüzleşmeye hazırsa yardımcı olabiliyorsunuz. Bunlar hep birer değerlerdir insanın. Yani değerler hayatımızdaki, hayat bir yolculuksa hayatımızdaki yol işaretleridir. Nerede duracaksın, nerede yavaşlayacaksın, nerede isteyeceksin, nerede istemeyeceksin, nerede kaçınacaksın. Bunun için bize yol gösteren değer yargılarımızdır. Bu değer yargılarımızı öğrenmemiz gerekiyor. Batı dünyası şu anda ciddi medeniyet krizi yaşıyor. Yani şu anda ailede ciddi bir dağılma var. Suç artmış, şiddet artmış, böyle çocuk okullara silah götüren çocuklar artmış. Yeni nesilde özellikle ciddi bir yalnızlık var, ileri yaş yalnızlığı var. Yani, yeni kuşakta da ileri yaştaki 75 yaşın üzerinde %27, 16-24 yaş arası gençlerde İngiltere'nin Manchester Üniversitesi'nde yaptığı çalışmanın istatistiği bu. Burada %40 gençlerde izolasyon var, sosyal izolasyon. Bilgisayar hayatındaki tek, bilgisayar odaklı, internet odaklı bir yaşam var kişide. Bu yalnızlaştırıyor ve bu gençlerde şöyle bir özellik ortaya çıkıyor. Yani diyor, dünya bir defa geldim diyor, niye bir mortgage'a gireyim diyor, niye ipoteğe gireyim de bu kadar sene borç ödeyeyim diyor. Yani niye kafama göre yaşamak varken niye evleneyim ki diyor. Böyle bir genç, eğer böyle insanların yarıdan fazlası böyle olursa çok ciddi bir tehlike ortaya çıktı ve Fransa tarihi bir hata yaptı. Nüfus kağıtlarından %50'den fazla çocuklar nikahsız doğduğu için, yani anne baba belli değil, çocuklara anne baba adını yazmadılar. 1-2 numarası veriliyor nüfus kağıtlarına çocuklar. Düşünebiliyor musun? Yani anne ismi, baba ismi yazmıyor. 1-2 diyor. Numara yazıyorlar. Nüfus kağıdında resmi bir karar. Bunu okuduğum zaman şaşırdım ben. Bu karar bu kabul ediliyor. Hatta çocuklara mesela İsviçre'de bunun yasası da çıktı. Çocuklara kız elbisesi, erkek elbisesi giydirmeyi öğretmek zorunda değilsiniz. Sabah kız elbisesi giyebilir, akşam erkek elbisesi giyebilir. Bir erkek çocuk, kız çocuk önemli değil. Unisex önemli. Nasıl istiyorsa öyle yaşasın diyor. Anaokullarında çocuklara kız çocuğu mavi, erkek çocuğu pembe kaldırmışlar. Bunu 79'da yapıyor İsviçre ve şu anda İsveç'te 157 tane kadın sığınma evi var. Yani oranın nüfusunu düşünürsek Türkiye'de 1500 tane olması lazım. Yani bunun sonucunda bir özgürleşme hareketi, kadının özgürleşme hareketi derken, çocuğun özgürleşme hareketi derken böyle durumlarda sosyal sınırlar bozuldu. Sosyal dağılma bozuldu. Nüfus kağıtlarına artık anne baba değil 1-2 diye yazılmaya başlandı. Böyle durumlarda bu medeniyet krizidir Batı'da. Bu medeniyet krizine çözüm olarak ne oldu diye 2000'li yıllarda federal hükümet ABD'de Seligman ve ekibine, bu mutluluk bilimi çalışması yapan birisiydi. Mesela Öğrenilmiş Çaresizliğe Karşı Öğrenilmiş İyimserlik kitabı vardı onun. 90'larda yazdığı. Onun üzerine ona bir grant veriyorlar. Hibe 5 milyon dolarlık. O hibeyle 2005 ile 2008 arasında Penn State Üniversitesi'nde bir çalışma yapıyor. Onun sonucunda da bir mutluluk bilimi, yani bilimsel terminolojideki pozitif psikoloji adıyla bir bilim dalı oluşturuluyor. Ve 2009'da ilk kongresi oluyor. Ve bunun kitabı yazılıyor bununla ilgili. Otantik Mutluluk diye kitabı var aynı şekilde. Ve ben o kitabı inceledim. 2009'da kongresi olduğunu Hüseyin öğrenince son derece canım sıkıldı. Ya dedim biz bunu bizim yapmamız lazımdı burada. Anadolu irfanını almış, Doğu bilgeliğini almış, sistematize etmiş, metodoloji gelişmiş, bize pozitif psikoloji diye sunuyor. Yani pozitif psikoloji demek polyanlacılık olmak demek değil. Bak, negatifi de bileceksin, pozitif de bileceksin ama pozitife odaklı yaşayacaksın. Yani klasik psikoloji ne? Patolojiyle ilgileniyordu. Marazi durumlarla ilgileniyordu, hastalıkla ilgileniyordu. Ama ne oluyor? Sıfıra getirip bırakıyordu kişiyi. Ama koruyucu hekimlik için ne gerekiyor? Nasıl yaşarsan hasta olmazsın. Nasıl yaşarsan mutlu olursun. Well-being kavramı, psikolojik sağlamlık kavramı çıktı buradan. Psikolojik sağlamlık artık daha çok konuşulmaya başladı. Psikolojik sağlamlık değil aslında, bu resilience kavramıdır. Resilience kavramı da şudur. Yani resilience kişinin, bunun karşılığı esnekliktir. Böyle plastiste olmak, zihinsel esnekliktir. Hatta ben bu stres yönetimindeki hayattaki zorluklara karşı tavırla ilgili şu metaforla yaklaşıyorum onu. Sünger, teflon, kauçuk metaforuyla. Sünger ne yapar? Bütün suyu emer, üzerine çöker. Bazı insanlar da sünger gibidir. Stresi emer, çöker, depresif olur. Bazı insanlar da teflon gibidir. Hiçbir şeyle ilgilenmez. Sadece kendini düşünürler. Bunlar da kendileri yanmaz ama etrafındakileri yakarlar. Bu kişiler teflon tiplerdir. Bencildirler, yalnız kalırlar. Mutlu olamazlar. Üçüncü tipler kauçuk tipler. Resilience denilen böyle. Esneklik olan, dayanıklılığı olan, sağlamlığı olan kişilerdir. Yılmazlık duygu, yılmaz kelimesi burada bizim Türkçe'de en iyi o karşılıyor bunu. Bu kavram burada kişi olaylar karşısında esner ama dağılmaz. Tekrar eski haline gelebilir. Bunun için burada bu tarzdaki bir psikolojik sağlamlık öğretisini pozitif psikoloji olarak koydu. 2015'te Harvard ders olarak koydu. 2018'de Yale koydu. 2019'da İngiltere'de Bristol Üniversitesi koydu ve şöyle anons etti. Bu intihar salgını önlemek için bunu ders olarak koyduk dedik. Biz Üsküdar Üniversitesi olarak 2013'te koymuştuk bu ders. Bu ders değerlerin öğretilme biçimidir. Değerleri konferansla, vaazla öğretilmiyor. Değerler böyle hayatın içinde öğretiliyor. Ve onun da öğretilme bilimsel metodolojisi pozitif psikolojidir. Bunu dünya okul ders olarak koydu. Biz de ergeç koyacağız bunu. Değerler bu nedenle bizim için, bizim kültürümüzde, Anadolu'muzda yaşanıyor. Bak deprem oldu. Depremde bu değerlerin güzelliğini gördük. Bu kurtarıcılar nasıl ağlıyorlar, nasıl seviniyorlar birisi kurtulduğu zaman. Bizim Anadolu irfanı yaşıyor daha. Bunu kaybetmeden çocuklarımıza sistematik bir şekilde öğretmemiz gerekiyor. Okulların en önemli işi davranış geliştirmektir. Bilgi yüklemek değildir.